Merhaba, haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerini aktaracağım. 13 Mart haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında 3 aylık vadelerde yoğunlaşmanın devam ettiğini, reel sektör tarafında ise 6 ay vade ağırlıklı ihraçların gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 3 ve 4 aylık vadelerde Nurol Yatırım Bankası bir önceki hafta aynı vadede %23.75 ve %24 ile 100 ve 150 milyon liralık iki ihraç gerçekleştirirken bu hafta %23.75 oranlı ihracını 145 milyon lira olarak tamamladı. Yapı Kredi bir önceki hafta benzer vadede %21.75 ile 871 milyon liralık ihraç gerçekleştirirken bu hafta aynı oran ile yaklaşık 814 milyon liralık ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 2 milyar 300 milyon, Yapı ve Kredi Bankası'nın yaklaşık 7 milyar 500 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 3 ve 4 aylık vadelerde Halk Yatırım %22 ile 185 milyon lira, Osmanlı Yatırım %29.50 ile 80 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama %22 ile 390 milyon lira, İş Finansal Kiralama %21.50 ile 300 milyon lira, Ulusal Faktöring %31.50 ile yaklaşık 68 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama %22 ile yaklaşık 167 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 5 ve 6 aylık vadede ise Zorlu Faktöring %35 ile 22 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Ak Yatırım bir önceki hafta benzer vadede %23.75 ile ihracını 450 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta %23.50 oranlı ihracını 184 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Tacirler Yatırım %23.75 ile 100 milyon, TEP Finansman %25.50 ile 140 milyon liralık ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Halk Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar, Osmanlı Yatırım'ın yaklaşık 500 milyon, Deniz Finansal Kiralama'nın yaklaşık 800 milyon, İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 950 milyon, Ulusal Faktöring'in yaklaşık 300 milyon, QNB Finans Finansal Kiralama'nın yaklaşık 900 milyon, Zorlu Faktöring'in yaklaşık 100 milyon, Ak Yatırım'ın yaklaşık 3 milyar, Tacirler Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar 200 milyon, TEP Finansman'ın yaklaşık 700 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edersek, Pınar Süt %30 ile 175 gün vadeli ihracını 200 milyon lira, Zorlu Enerji %36 ile 175 günlük vadeli ilk ihracını 53 milyon lira, değişken faizli ve 385 gün vadeli ikinci ihracını 74 milyon lira, Kua Granit %28 ile 175 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Doğan Holding %26.50 ile 182 gün vadeli ihracını 55 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Pınar Süt'ün yaklaşık 650 milyon, Zorlu Enerji'nin yaklaşık 1 milyar 800 milyon, Kua Granit'in yaklaşık 350 milyon, Doğan Holding'in 55 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi banka ve banka dışı finans kurumları ihraçları ağırlıklı olarak 3 aylık vadelerde devam ediyor. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında piyasa genelindeki borçlanma maliyetleri benzer seviyelerdeki seyrini korurken reel sektör ihraçlarındaki vadelerde 2 yıldan 6 aya gerileme gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.